Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Şimdi sizlere yine eski çitilerden her gün bir yazmayı paylaşacağım söylemiştim. Kuş konmaz. 80 yıllık görüyorsunuz. Bakın. Şu gördüğünüz kayığın üzerindeki ara modeli. Yine zürafa yapılmadan çekilmiş. Kayınvalidemin çeyizinden kardeşini. Bakın. Yazmalar. İğne oyası. Şu gördüğünüz modeli. Bakın arkadaşlar. Şu tohumu çok sormuşsunuz. Bu tohumu da inşallah sizlere paylaşacağım. Bulduğum zaman. Eskilerden bu el yapımı değil. Bu hazır bir tohum. Satılırdı eskiden. Böyle tohum kullanılırdı. Şimdi benim yaptıklarım, ben iplik tohum yapıyorum kendim elimde. Benim yaptığım işlerin her aşaması el emeği. Bu tohumlar zamanla dökülebiliyor, şu gördüğünüz sarı kısmı. Bunların her rengi olur. Yalnız bunlar iyi muhafaza edildiği için. Bir de yazmalarımın nasıl yıkanmadan kullanılacağını merak ediyorsunuz. Maalesef ipek yıkanmıyor çünkü kök boya. Şu gördüğünüz, bu nedenle zaten antika değeri var. Özel günlerde özel kıyafetlerin üzerine kullanılır. Bu yazmalarımız. Bakın OP markasını da merak etmişlerdi. Eskiden OP vardı. Desen antika gerçekten çok güzel. Güzel ve kuru yerde muhafaza ettiğiniz zaman yazmalarımız, çitilerimiz arkadaşlar hiçbir şey olmaz. İstenirse yazma sökülüp tekrar yeni yazmaya da geçirilebiliyor. Bu biraz daha sık geçirilmiş diğerlerine nazara. Bakın. Sizlere. Bakın. Ben şu anda zürafa yaparak çekiyorum. Sık yapıyoruz tabii biz. Bunlar da fena değil. Misine yok. Görüyorsunuz. Eski çitiler biraz daha küçük. Görüyorsunuz. Keşke fırsatım olsa da sizlere bu modelleri de paylaşabilsem ama maalesef şimdilik o kadar vaktim yok. Siparişlerim anca yetiştirebiliyoruz çünkü. Bakın. Şimdi çok beğeniliyor bunlar. Çok rağbet var ama şu anda satılık olarak koymadım. Sadece sizlere tanıtmak amaçlı koydum. Bakın. Yazmalar şu şimdiki yazmalara nazaran birazcık küçük. Bizim yazmalarımız biraz daha büyük. Şu şimdikiler, modeller daha iri. Bu yazmaları da yalnız 35 ya da 38 çiti sığmıştır arkadaşlar. Evet, sizlerle buram buram tarih kokan ne kınalar ne düğünler görmüştür acaba. Eskiden çok kullanılırmış. Artık şimdi o kadar kullanım maalesef yok. Yaptıran da çok yok tabii. Yine bizim bir daha yani ipekle yapmak çok zor olduğu için özellikle benim modellerim çok artık ağır modeller. Yapanı bulmak gerçekten çok zor. Biz de artık son evredeyiz sanırım. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatı biliyorsunuz benim yaptıklarım. İsmi Kuş Konmaz. Tabii paylaşacağım inşallah. İsmini kim koydu bilmiyorum ama tavşanla da çok araştırdım. Çoğu insanın yaptığı, evet ben de yaptım diyerek yaşlılarımızın bana sayfama çok mesaj geldi. Yani ismi kendim uydurarak koyduğum bir isim değil. Eskilerden gelen isimleri toparlayıp sizlerle paylaşıyorum. Bakın.
Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler.